18 Ocak, 24 Ocak değerli koç burçları, nasılsınız? Umarım her şey çok iyi ve rahat geçer, keyifli geçer. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz değerli izleyicilerim. Instagram sayfalarım, Astrolojiden Ne Haber ve Akkaya Official'ı günlük yorumlarla da takip edebilirsiniz. Bu hafta özellikle haritanızı şöyle kontrol ediyorum. Eğitimsel konularınızla alakalı, yapmak istediğiniz seyahatler ya da kendi kariyerinizle alakalı eksik hissettiğiniz taşları oturtma kararı diyorum. Yani yabancı dil eğitiminiz, yüksek lisansınız eksikse bunlarla ilgili bir start vereceksiniz ve bu altyapıyı oturtma kararınız olacak. Evet, çok da yoğun bir iş temponuz var artı bunun yanında, ama şu bir gerçek ki cesaretinizi, yaratıcı enerjinizi ön plana koyduğunuz vakit farklı ilişkiler ve iş hayatınızdaki farklı diyaloglar size artı kazanç sağlayacak. Bunları çok doğru değerlendirmenizi uygun görüyorum. Özellikle kendi konumunuzla ilgili de rahatsız olan ve hala yöneticim ya da bulunduğum noktanın dengesi beni çok mutlu etmiyor ve hayatımdaki her şey aynı noktada devam ediyor diyen değerli koç burçlarına şunu demek istiyorum. Evet, haklısınız. Son 6 aydır aynı noktadasınız ve dengeniz çok yıprandı, ama özellikle Ocak bitimi, 3 hafta sizin için kariyerinizde yükselme, daha hedeflediğiniz noktalar için doğru sinyalleri alma ve basamaklarınızı doğru harekete geçireceksiniz. Büyük devlet kurumunda çalışan ya da büyük kurumsal firmada çalışan bazı koç burçlarında yer değişimi ya da bulunduğunuz noktanın sinyalleri size çok keyif verecek. O yüzden bu hafta aslında keyfini çıkartacağınız, alacağınız enerjiler size çok iyi gelecek. Korkmanıza gerek yok. Uzun süredir iş mahkemeniz ya da işle ilgili yaşadığınız bazı kaos ortamlarla ilgili de bazı koç burçlarında biraz daha sakin, mantığınız ve mahkemenizi beklediğinizde haklarınız geri size sunulacak değerli koç burçları. Sabırsızsınız, çok uzun süredir haklarınız ziyan oluyor. Hak veriyorum size, ama biraz daha temkinli, biraz daha otokontrollü ilerlersek karlı çıkacağız. Özellikle uzak yurt dışı planı, farklı bir ülkeye yerleşmek isteyen ya da ne bileyim İstanbul'da yaşıyorsanız farklı bir şehre yerleşip artık burası beni doyurmuyor diyorsanız, evet, bunlarla ilgili planlarınız var ama şu an için değil. Sadece plan ve programınızı yapacaksınız. Zamanı gelince, şu an bir yatırım niyeti olanlar, toprak, arazi ya da böyle bir yerde yaşarım diyenler için start dönemi olacak ve bu başlangıcı sağlayacaksınız. Şöyle söyleyeceğim, özellikle üniversiteye de hoca olan ya da akademisyen olan bazı koç burçlarında bulunduğunuz alandaki ekiple çalışmak istemiyorsunuz. Artık o insanların sizi rahatsız ettiğine karar verdiniz, ama yön değiştiremediğiniz için de şu an için bir yıl daha bu döngüde olacaksınız. Orayı sevmeyi, orayı benimsemeyi, yani öğretmenseniz bile, ilkokul öğretmeniyseniz bile benimsemeniz gerekiyor. Şu an için bir değişim gündemde olmayacak gözüküyor. Aile büyüklerimizle alakalı, özellikle anne baba ile alakalı sevginizi ifade edeceğiniz bir hafta, onlarla daha kaliteli geçireceğiniz bir haftaya geçiş yapacaksınız. Bu da size çok güzel fırsatlar kazandıracak. Uzun süredir satılmasını istediğiniz annenize ait bazı miras konularını gündemde, ama satış için sanki Mart'ı beklemeniz daha sağlıklı olacak. Şu an o hayallere geçin, ama Mart'ta paranın sevincini yaşayacaksınız. Bu da sizin için sağlıklı bir karar olacak. Kendi özellikle farklı meditasyon, yoga, ne bileyim NLP koçluğu, bu tarz eğitimler almak isteyen bazı koç burçlarında bununla ilgili altyapı araştırması, kendinizi daha eğlenceli, daha keyif kılacağınız noktalarla alakalı güzel bir kararlar vereceksiniz. Özellikle bazı koçlar borsaya merakı varsa bu hafta çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani para kayıpları yaşayabilir, ani hatalar size zarar verebilir. Mümkün olduğu kadar borsa ya da para enerjilerinizi farklı bir noktada düşünüyorsanız, bu hafta biraz riskli bir hafta, sizi yorabilir diyorum. Özellikle sağlık konularımızla alakalı batık tırnak, alerjik kaşıntılarımız, bronşlarla ilgili sıkıntılarımız olabilir. İhmal etmiyorsunuz. Yeni aşka karşı, hani ben aşık olmam, beni kimse istemez diyen koç burçlarında da çok keyifli bir aşk rüzgarı var. Evet, o sizin sımsıkı elinizi tutacak hayat arkadaşınız yavaş yavaş enerjinize giriyor. Ve özellikle tanıdığınız bir surat, çok iyi bildiğiniz bir enerji olma ihtimali çok yüksek. Bu da size keyifli kılacak. Evliliğinizle ilgili uzun süredir sorunlu olan ve artık bu ilişki beni mutlu etmiyor ve ailenin karmaşası yüzünden de dengeleri mecburi devam ediyorsanız, her iki
tarafında doğru bir adım mı? Çünkü ortak çocuklarımız var ve düzenleri ziyan etmenizi istemiyorum. Rica ediyorum tekrar bu ilişki terapisti, yardımcı danışman çok çok iyi gelecek diye düşünüyorum. Aracını satmak isteyen bazı koç burçlar, evet satma haftanız, satabilirsiniz diye uyarı vermişim. Özellikle de sevgili ya da söz ya da nişanlı olan bazı çiftlerde aileler birbirine girebilir, ilişki biraz ertelenebilir. Biraz ilişkinizi yakın dostlarınız ya da aile ilişkilerinizden uzak tutarsanız daha keyifli bir haftayı sağlayacağınızı düşünüyorum. Şöyle bir haritanıza bakarsam da özellikle kendi işini yapanlarda bu hafta keyifli bir para oluşumu söz konusu olacak. Ve çarşamba, perşembe günü çok hareketli bir para akışı sizi çok mutlu edecek. Bu da sizin enerjinizi daha yükselteceğini söyleyebilirim değerli koç burçları. İyi haftalarınız olsun, keyifli haftalarınız olsun. Sokak canlılarını ne olur unutmayın. Havalar çok soğudu ve soğudukça onların da gerçekten sokakta yemeğe ihtiyacı var. Hepimiz bir canlıyız. Hepimiz Allah'a emanetiz. Ne olur onlara da bir tas yemek, suya ihtiyaçları yoktur emin olun. Yağmur çok yağıyor çünkü. Sevgi ve mutlulukla kalın. Allah'a emanet olun.